Işığın da bir itme kuvveti olabileceğini hiç düşündünüz mü? Kumsalda güneşlenirken güneş ışınları vücudumuza az da olsa ağırlık yapmaktadır. Bunun yanında arkadaşımıza fener veya lazer ışığı doğrulttuğumuzda üzerine vuran ışık onun vücuduna ufak oranda itme etkisi yapmaktadır. Ancak insan vücudu bu kuvveti hissedebilecek hassasiyete sahip değildir. İnsanın yanı sıra doğadaki hiçbir canlı bu kuvveti asla hissedemez. Küçük alanlarda bu kuvvetin pek bir etkisi yoktur. Ancak alan büyüdükçe bu kuvvetin etkisi oldukça artar. Güneşli bir yaz gününde güneş ışınları Türkiye üzerine 2-3 ton kadar baskı uygular. Şimdi bu bilgi bizim ne işimize yarayacak diyebilirsiniz. Olayı küçük düşündüğünüzde işe yaramadığını sanabilirsiniz. Ancak bilim açısından bu kuvvetin oldukça büyük bir önemi var. Diğer gezegenlere gönderilecek araçların rota bilgisi hesaplanırken bu kuvvet dikkate alınmak zorundadır. Aksi takdirde araç hedef bölgesinden çok daha uzağa iniş yapabilir. Bunun yanı sıra bilim adamları güneşin itme kuvvetini kullanarak çalışan sıra dışı araçlar tasarlamayı başarmıştır. Güneş yelkeni ismi verilen bu araçlar tıpkı yelkenli gemi mantığıyla çalışmaktadır. Güneş ışığını kullanarak yolculuğuna düşük bir hızla başlayan bu araçlar sürtünmenin olmamasıyla beraber devamlı ivme kazanarak korkunç hızlara ulaşmaktadır. NASA günden güne bu yelkenleri daha da geliştirip işlevsel hale getirmektedir. G kuvveti serbest hareket eden bir nesnenin maruz kaldığı yerçekimsel olmayan kuvvetlerin vektörel toplamıdır. Bu durumu biraz açalım. Hepimiz hayatımız boyunca her gün G kuvvetine maruz kalırız. Ancak çoğu kişi bunun G kuvveti olduğunu bilemez. Özellikle luna parklarda, asansörlerde, uçaklarda ve otomobillerde G kuvveti vücudumuza oldukça etki eder. Luna Park'ta balerin dediğimiz alete bindiğimiz zaman balerinin hızlanmasıyla oturduğumuz koltuğun sağ veya sol tarafına doğru itiliriz. Gondola bindiğimizde ise gondol aşağı doğru inerken vücudumuz koltuğa yapışır. Tam bu sırada içimizde hoş bir duygu ortaya çıkar. Aynı duyguyu arabayla aniden yokuş aşağı indiğimizde de yaşarız. Bunun yanında arabayla ani dönüşler yaptığımızda hepimiz sağa veya sola savruluruz. Aynı şeyi uçaklarda da yaşarız. Uçağın kalkışı esnasında görünmez bir kuvvet bizi koltuğumuza yapıştırır. Kendimize ağırlaşmış hissederiz. Hızlı hareket eden asansörlerde ise asansör yukarı doğru çıkarken asansör tabanına yapışırız ve kendimizi olduğumuzdan daha ağır hissederiz. Asansör hızlıca aşağı doğru inerken ise kendimizi oldukça hafiflemiş hissederiz. Bu hafifleme aslında gerçektir. G kuvvetin etkisiyle gerçekten hafifleriz. Hatta asansör biraz daha hızlanırsa kabin içinde uçmaya başlarız. İşte bunların hepsi G kuvvetinin etkileridir. Bir de G kuvvetinin artı ve eksi kuvveti vardır. Bindiğimiz araç aniden hızlandığında geriye yapışmamız artı G'dir. Ani frenlerle ileri doğru savrulmamız da eksi G'dir. Bizim gibi normal insanlar için bu kuvvetin sağlığımıza çok da etkisi yoktur. Ancak savaş uçağı pilotları, Formula 1 pilotları ve astronotlar için bu kuvvet hayati önem taşımaktadır. Savaş uçağı pilotunun iki düşmanı vardır. Birincisi karşıdaki düşman, ikincisi G kuvveti. Savaş uçağı pilotu, dalış, yükseliş ve manevralar sırasında çok yüksek değerlerde G kuvvetine maruz kalır. Etki eden G kuvveti o kadar yoğundur ki, maruz kalan 70 kiloluk bir insanın ağırlığı 500 kiloya çıkabilir. Kişi ise bunun etkilerini fazlasıyla hisseder. Çoğu insan buna dayanamaz ve bilincini kaybeder. Savaş uçağı pilotlarına bu yüzden G-Force testi yapılır. Testin etkileri o kadar ağırdır ki, test sırasında pilotların yüzü tanınmayacak hale gelmektedir. Şimdi G kuvvetinin insan vücuduna nasıl etki ettiğini inceleyelim. Aşağı doğru hızlı dalış yapan pilotların kanının beyne hücum etmesi sonucunda gözleri kırmızıya döner. Pilot etrafı kırmızı görmeye başlayabilir. Bir sonraki aşamada ise kılcal damarlar patlar ve bu hızlı iniş körlük ya da ölümle sonuçlanır. Yukarı doğru harekette ise kanın ayaklara doğru inmesinden dolayı görüntünün daralması, geçici görme kaybı ve bilinç kaybı yaşanır. Uzun sürmesi halinde bu da ölümle sonuçlanır. Bu etkileri azaltmak için pilotlara özel basınçlı giysiler giydirilir. Kanın hareketini dengelemek için bu giysi şişerek vücudun belli bölgelerini sarar. Böylece kanın hareketi kısmen kontrol altında tutulmuş olur. G kuvveti sadece pilotlar için değil, uçakların kendisi için de tehlikelidir. Uçağın manevraları sırasında uçağa çok fazla yük binmektedir. Uzaktan metal yığını gibi görünen savaş uçakları G kuvvetinin etkisini azaltmak için çok esnek bir yapıya sahiptir. İt dalaşlarında da G kuvvetinin etkisi büyüktür. İt dalaşını sonlandıran şey genelde G kuvvetidir. Pilot dayanamayacak noktaya geldiğinde bu dalaşı sonlandırabilir. İşte pilotları meslek hayatı boyunca en çok yıpratan şey G kuvvetidir. Pilot olmak için dayanıklı bir bünyeye sahip olmak şart. Pilotların devamlı egzersiz yapması ve sağlığına dikkat etmesi gerekir.
Uçuş öncesi pilotların yemekleri bile özel olarak hazırlanmaktadır. Pilotların yanında G kuvvetinden etkilenen diğer kişiler de Formula 1 pilotlarıdır. Formula 1 pilotları kalkış, frenleme ve virajlarda G kuvvetini hesaba katmak zorundadır. Formula 1 pilotlarının hissettiği G kuvvetin çok az bir kısmını da go-kartta hissedebiliriz. Virajlara girdiğimizde sağa veya sola yapışmamız bu sebeptendir. G kuvvetini iliklerine kadar hisseden diğer kişiler de astronotlardır. Ancak NASA aldığı üst düzey önlemler sayesinde bunun da üstesinden gelmiştir. Dünyamızı çevreleyen atmosfer yeryüzündeki bütün cisimlere büyük bir baskı uygular. Bu baskıdan cisimler gibi canlılar da nasibini almaktadır. Üzerimizde bulunan gökyüzü, yani atmosfer, vücudumuza 15 ton civarında bir baskı yapmaktadır. Yani yaşadığımız her an sırtımızda 15 tonluk bir yükle dolaşıyoruz. Ancak bu basınç etkisini bazı durumlar hariç genelde hissetmemekteyiz. Bunun sebebi vücudumuzun atmosfer basıncına karşı uyguladığı iç basınçtır. Vücudumuzun kendi iç basıncıyla atmosfer basıncı birbirini dengelemektedir. Ancak bu hassas denge bile bazı durumlarda bozulabilmekte. Alçak yerlerde basınç yüksektir. Dağ ve tepe gibi yüksek yerlerde ise hava yoğunluğu azaldığı için basınç daha düşüktür. Özellikle rakım yükseldikçe insan vücudunda bir takım sorunlar kendini göstermeye başlar. 2500 metre yüksekliğe kadar vücut basınç değişikliğine uyum sağlayabilir. Ancak 2500 metreden sonra iç basınç dış basınçtan daha yüksek değerlere çıktığı için sağlık problemleri baş gösterir. Yüksek bir yere tırmanırken kan basıncının atmosfer basıncından fazla olması sebebiyle önce kılcal damarlarımız çatlar ve burnumuz kanamaya başlar. Eğer bunu dikkate almayıp tırmanmayı sürdürürsek akciğerlerimiz ve beynimiz hasar görür. Bu duruma dikkat edilmezse tırmanışımız muhtemelen ölümle sonuçlanır. Durumdan da anlaşılacağı gibi dağcıların düşme tehlikesinin yanında basınç olayına da dikkat etmesi şarttır. Üstelik sorun bu kadarla da kalsa iyi. Yükseklere çıkıldıkça oksijen seviyesi de azalacağı için nefes almakta oldukça güçtür. Bu yüzden dağcılık basit gibi görünse de amatörlük kaldırmayan ciddi bir iştir. Çıtayı biraz daha yükseltelim. Uzaya giden astronotlar bu durumlarla nasıl başa çıkıyor, biraz da onu inceleyelim. Aslında işin püf noktası basit bir giysiymiş gibi görünen beyaz astronot giysileridir. Giysinin üzerinde birçok fonksiyon vardır. İçerideki basıncı dengeleme, karbondioksit gazını ve su buharını dışarı atma, aşırı sıcaktan ve soğuktan koruma, vücut ısısını dengeleme, güneşin mor ötesi ışınlarını engelleme astronot giysilerinin en temel fonksiyonlarındandır. Vücudumuza etki eden atmosfer basıncını inceledik. Suyun altına daldığımızda bu basınca bir de su basıncı eklenmektedir. Suya daldığımızda aynı zamanda üzerimizdeki suyun ağırlığı da sırtımıza binmiş olur. Bu yükümüz derinlere daldıkça daha da ağırlaşır. Belli bir derinlikten sonra bu ağırlık demiri bile bükebilecek düzeye ulaşır. Bu basınç vücudumuzda da olumsuz etkiler yaratır. Bu etkileri en aza indirmek için profesyonel dalgıçlar belirli önlemler almaktadır. Dalgıçlık kesinlikle hata kabul etmeyen bir iştir. En ufak hata bile ölümle sonuçlanabilmektedir. Bunun yanında derine dalmanın getirdiği başlıca sorunlar kulak zarının yırtılması, sarhoş olma ve vurgun olayıdır. Her ne kadar önlem alınsa dahi insanların inebileceği derinlik oldukça sınırlıdır. İnsanlar bir yana denizaltılar bile belli bir derinlikten aşağısına inemezler. Sınır derinliğin altına inildiğinde denizaltılar dahi hasar almaya başlar. Biraz önce atmosfer ve su basıncından bahsettik. Peki atmosfer hiç olmasaydı, yani havanın bile olmadığı uzaya korumasız çıkarsak nasıl bir etkiyle karşılaşırdık? Aslında birçok ölümcül etkiye maruz kalırız. Fakat konumuz gereği sadece vakum etkisinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle vakumdan biraz bahsedelim. Boş bir odaya baktığımızda aslında o oda boş değildir. Odanın içi hava ile doludur. Odanın içindeki hava dahil diğer tüm eşyaları boşaltırsak içeride vakum ortamı oluşur. Yani vakum dediğimiz şey içinde atomun bile olmadığı boşluktur. Bu boşlukta basınç ölümcül derecede düşüktür. İşte havanın bile olmadığı uzaya kıyafetsiz çıktığınız anda sanki görünmez bir kuvvet vücudunuzdaki hava ve sıvıları emmeye çalışır. Ciğerleriniz şişmeye başlar, bunu takiben içinizdeki hava ve sıvılar kaçacak yer arar. Ciğerinizdeki hava ağzınızdan ve burnunuzdan kaçabilir. Vücut içi sıvılarınız ise dokuların içine doğru hareket eder. İç ve dış basıncın dengesinin de bozulmasıyla ölüm bizim için kaçınılmaz bir son olur. Aslında vakum etkisini hepimiz yaşıyoruz. Pet şişenin içindeki havayı içimize çektiğimizde pet şişenin dış katmanlarının havasızlıktan içeri doğru büzüştüğünü görürüz. İşte tüm bunlar vakum etkisidir. Fizik konuları okulda her ne kadar sıkıcı gibi dursa da gerçek hayatta gayet ilgi çekicidir. İzlediğiniz için teşekkürler.